Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Rize Milletvekili Sayın Osman Aşkın Bak. Buyurun Sayın Osman Bak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan çay üretimindeki sorunların araştırılması için vermiş olduğu meclis araştırma önergesinin aleyhinde AK Parti grubu adına söz aldım. Tabii çay bölgemiz için, Doğu Karadeniz bölgesi için başta Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da her şeyin odak noktası. Tabii Çaykur buranın da amiral gemisi. Çaykur bölgemizde üretimin dengelenmesi için büyük görev üstleniyor. AK Parti iktidarı döneminde Çaykur'a yapılanlar ortada. Vatandaşımızın memnuniyeti ortada. Biz de bölgemizin sorunlarını takip ederek bakanlıklarımızla, hükümetimizle çözüyoruz. Öncelikle ifade edeyim, daha önce çay biliyorsunuz 75-80 arası denize dökülüyordu. O zamanlar kim iktidardı belli. Şimdi neler yapıldı? Yatırımlar yapıldı. Önce Çaykur'un kapasitesi 2002 yılında 6600 ton iken bugün 9200 ton. Özel sektörün kapasitesi de 10.000 ton. Tabii bu arada neler yapıldı? Önceden çayın ücretini vatandaş bir yıl sonra ancak alabiliyordu. Şimdi ne yapıyor? Çayını veriyor. Bir ay içerisinde hesabına yatıyor. 220 bin üretici var. Aileleriyle beraber yaklaşık 1 milyon kişi. 800 bin hektar alanda yapılıyor bu. Dolayısıyla vatandaşımızın taleplerini takip ediyoruz. Çaykur'umuz yatırımlara devam ediyor. Bakın ne yaptı? Sadece çay paketleme fabrikası yapıldı İyidere'de. Bugünkü değeri 650 milyon TL. Sonra Fındıklı'ya çay fabrikası yapıldı. Geçen sene tamamlandı, bu sene hizmete girdi. Fındıklı'nın Sümer ilçesinde, Sümer köyünde. Dolayısıyla ne oldu? Kapasite artımına devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, Çaykur bölgede hem özel sektörle hem de vatandaşla uyumlu bir şekilde yönetiyor. Tabii bizim bölgenin çocuğu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'de. Vatandaşlarımız ona nasıl destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Onlara şimdi biraz sonra geleceğim. Siz laf atmaya devam edin. Dolayısıyla bakın, biraz evvel ifade edilen gibi AK Parti döneminde kaçak çayla mücadele devam etti. Çayın korunması için çalışmalar devam ediyor. Organik için çalışmalar devam ediyor. Bakın ne azindir ki, seçim sonuçlarına bakalım. 2002-3-0 AK Parti. 2007-2 AK Parti bir bağımsız. 2011-3-0. 2015-3-0. 2015-3-0. 2018-3-0. Sonuç ortada. Vatandaş memnun. Biz de... Bir dakika. Sorularını paylaşıyoruz. Çözüm getiriyoruz. Ama şunu da ifade edeyim. Hem özel sektör hem Çaykur'un kapasitesi toplam aşağı yukarı 19.200 ton civarında. Çok çay toplandığı zaman da yığılma olabiliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Gene fazla alıyoruz. Şunu ifade ettiler. Çaykur kapasitesinin altında çay alıyor diyor. Bakın sadece 25 Mayıs'ta alınan çay miktarı 12 bin ton kapasitesinin üzerinde. Ertesi gün 11 bin ton. 11.500 ton. Dolayısıyla biz vatandaşımızın hizmetindeyiz. AK Parti olarak bölgemizin gelişmesi için çalışıyoruz. Hizmetlere devam ediyoruz. Sadece Rize'ye AK Parti döneminde 22 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Havalimanı yapılıyor. Yatırımlar devam ediyor. Bölge insanı AK Parti'ye destek veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor. Size milletvekili düşmüyor Rize'de. Kusura bakmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet.